Değerli izleyicilerimiz, şu anda Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Bodrum'dayız. Yanımızda da Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız var. Efendim, Almanya'nın neresinde yaşıyorsunuz? Köln'de. Köln'de yaşıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Güzel. Yusuf Bey, Türkiye'yi bu yıl nasıl buluyorsunuz? Türkiye bu yıl yani her yıl pahalılaşan bir ülke haline geldi. Bu yıl daha da pahalı. Yani Euro ile yarışıyor halde. Gerçekten bir geçen bir şey izlemiştim. Bir Bodrum lirası 10 Türk lirası gerçeği gerçekten hissediliyor. Pahalı derken burada anlamadım. Mesela otel mi, yoksa bu mesela plaja geldiğinizde falan ne tür harcamalar yapıyorsunuz? Fiyatlar yani ne durumda? Bir kere konaklama ciddi pahalı. Yeme içme ultra pahalı. Yani Almanya'da bu fiyatları ödüyoruz yani. Hani ciddi bir rakam artışı var. Peki Euro biliyorsunuz 10 lirayı geçmiş vaziyette. Yurt dışında yaşayanlar için Türkiye normal şartlarda daha ucuz değil mi? Evet, öyle olması gerekiyor ama bu pandemi döneminden dolayı sanırım fiyatlar çok artmış durumda. Yani 3-4 aylık bir turizm sezonu var. Bunu da halka yansıtıyorlar maalesef. Yani bu durumda. Evet. Peki Yusuf Bey, yani fiyatlar pahalı dediniz, mesela siz anladığım kadar her yıl geliyor musunuz her Türkiye? Sene geliyorum. Mesela bu yıl uçakla mı geldiniz, arabayla mı geldiniz? Arabayla geldim. Niye arabayla geldiniz? Ekonomik olur diye arabayla geldim. Peki Yusuf Bey, nerede konaklıyorsunuz? Yani Bodrum'un hangi bölgesinde? Gümüşlük'te. Gümüşlük'te. Peki mesela siz ailenizle beraber geldiniz anladığım kadarıyla buraya. Geldiğinizde ne tür harcamalar yapıyorsunuz? Mesela şezlong paralı mı, içecek fiyatları vesaire nasıl buluyorsunuz? Şimdi değişik bir strateji uyguluyorlar bu sene. Arkadaşlar, her yıl geldiğim için biliyorum aşağı yukarı rakamları. Bir biçlere girme ücretleri var. Giriş ücreti olursa yeme içme konusunda bazıları limit koyuyor. İşte bazı yerlerde şezlong ve şemsiye ücreti alınıyor. Mesela daha hani bizi yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın ve Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için, yani fiyatları da mesela girdiğiniz bir yere mesela şezlong ya da ödediğiniz giriş paraları mesela onları söyleyebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. İki kişi bir akşam yemeğini, yani orta halli bir restoranda, yani 1000-1500 civarı bir rakam ödeyerek çıkıyoruz. Yani 150 euro civarında. Evet, 150 euro ve bu rakam Avrupa'da da bu fiyatlarda. Gerçekten Türkiye Avrupa'yı geçmiş durumda bu konuda. Peki yani, Yusuf Bey, siz mesela Avrupa'da yaşayan bir vatandaşımız olarak bu fiyatların yüksekliğinden yakınıyorsunuz. O zaman buralara Türkiye'de normal çalışanların gelme şansı yok anladığım kadarıyla. İmkanı yok. Gerçekten imkanı yok. Yani parası olan gelsin, parası olmayan gelmesin. Gelmesin abi. Mantığı yürütülüyor şu anda. Burada tabii ki işletmecilere de biraz yük düşüyor. Ama işletmeciler de kendi açısından haklı. Halk kendi açısından haklı. Yani böyle ortada mağdur olan her zaman halk oluyor tabii ki. Peki Yusuf Bey, mesela siz dediniz ya 1000-1500 lira biz akşam yemeğinde ödüyoruz. Mesela alkol vesaire var mı bunun içerisinde? Evet, var. Alkol var. Evet, alkollü. Bir akşam yemeği 1500 civarlarında. Yani orta halli bir restoranda. Çok lüks bir restoranda 3000 liralara çıkıyor. Veya 500, yani 500 TL ile 3000 arasında seyreden bir fiyat durumu var. Peki Yusuf Bey, şimdi bu fiyatlar geçen yıla göre kıyasladığımızda yükselmiş hali mi? Yani %100 artmış durumda. En az %100 yani. Peki Bodrum'un içerisinde biz de işte gözlemliyoruz. Korona ile ilgili gelen turistler dikkat ediyor mu sizce? Bence şu an hiç korona tedbiri hiçbir yerde yok. Yani şu an yani kimse maske kullanmıyor. Sosyal mesafe hak getire. Yani hiçbir yerde hiçbir tedbir görmüyorum. Hı hı. Hiçbir yerde maskedir, işte hijyen kuralları hiçbirisi uygulanmıyor. Peki Yusuf Bey, şimdi gördüğüm kadarıyla fiyatlar bu kadar pahalı diyorsunuz ama Bodrum'da yaklaşık 1 milyon insanın olduğu söyleniyor. Nereye gitsek hınca hınç insan dolu. Peki bu kalabalıklığı neye bağlıyorsunuz? Hem bir taraftan fiyatlar pahalı diyoruz hem de bu kadar bir yoğunluk var. İnsanlar artık çok sıkıldı. 1,5 yıldır evdeler, yatıyorlar, oturuyorlar.
bir kısmı çalışıyor, bir kısmı çalışmıyor. Artık herkes bence son ne derler? Son olsun. Evet, son parasını işte kimi kredi çekerek, kimi kredi kartlarına yüklenerek son bir harcamalarını yapıyorlar. Bu seneden sonra zannetmiyorum. Bu kadar kalabalık olacağını zannetmiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın şartları da eskisi gibi değil. Pek çok kişi hani bundan 10 yıl önceye göre kıyasladığımız, siz daha iyi biliyorsunuz ama daha kolay geliyordu. Şimdi Avrupa'da da şartlar çok ağır. Yani şimdi pek çok vatandaşımız hani Türkiye'ye geldiğinde belki altındaki arabasından falan çok parası olduğu sanılıyor ama öyle bir şey yok. Pek çok insan gece gündüz sabahın köründe çıkarak akşam geç saatlere kadar çalışarak iki iş, üç işte çalışan insanlar geliyorlar burada, para biriktirerek tatil yapmaya çalışıyorlar ama kiminle konuşsak aynı şikayeti alıyoruz. Eskisi gibi değil. Şöyle bir de fiyatlar Türkiye'de bu kadar... Evet. Euro'dan sonra Avrupa Birliği'nden sonra, Euro'dan sonra Avrupa'da ciddi bir ekonomik daralma oluştu. Bu maaşlara, kiralara, işte yaşama, sosyal hayata her şey yansıdı. Koronadan sonra da Avrupa'da çok arttı değil mi? Evet, koronadan sonra daha da arttı. Yani tabii ki ekonomileri güçlü olduğu için Türkiye'ye göre şu anda durumu absorbe edebiliyorlar ama ileriki dönemlerde yani bence onlar da sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Evet, yani Şimdi Yusuf Bey, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben de bu konuya size birkaç katkı sunayım izninizle. Şimdi değerli izleyicilerimiz, maalesef son bir yıl içerisinde Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında markette, çarşıda, pazarda fiyatlar en az %20, %25 civarında artmış vaziyette. Dar gelirli insanların da ya da emeklilerin de bu zaman zarfı içerisinde geçinmesi daha da zorlaştı. Şimdi baktığımızda Almanya'da işletme sahiplerine geçen yıl cirolarının %70'i civarında bir destek verildi ama işçilere, emeklilere herhangi bir şekilde ek bir ödeme, bir korona desteği yapılmadığı için de ve hayat da bu kadar pahalandığı için de maalesef hepsinin geçinebilmesi daha da zor. Tabii biz bunları anlatırken Türkiye ile kıyaslamıyoruz. Yani bir tarafta dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya, bir tarafta da gelişmekte olan bir ülke. Ama şimdi turizm noktalarına baktığımızda, bakın şimdi kameraman arkadaşım gösterecek size. Bölgelerde yani uzanıp yatmaya şezlong yok. Hepsi dolu. Bir kişi dahi şu anda gelse, öğlen saatlerindeyiz. Burada ben eşimle, çocuklarımla beraber oturuyorum ya da oturmak istesem dese şezlong bulmakta zorlanıyor. Şu an yer yok. Bakın insanlar ayakta dolaşıyorlar ve şezlong arıyorlar. Şu anda şezlong yok. Fiyatlara bakıyoruz. Bir litresi burası. Pek çok fiyat skalası farklılıkları var. Burada 1,5 litre suyu 85 liraya satan da var, 35 liraya satan da var. Bu arada da böyle fiyatlarda uçurumlar var. Su aynı su, deniz aynı su, deniz, kum aynı kum. Bunun yanı sıra Yusuf Bey, izninizle ben şu otel fiyatlarından biraz bahsetmek istiyorum. Siz iki kişilik bir odaya kalmış olduğunuz Gümüşlük'te ne kadar para ödüyorsunuz? Geceliği ne kadar? Gecelik 700 TL ödüyorum iki kişilik. Yani bu sene lüks bir yerde kalmayı istemedik. Daha ekonomik bir yerde kalmak istedik. İki kişi 700 TL ödüyoruz. Ama yani duyduklarım ve birkaç telefon görüşmelerimden sonra gecelik 3000, 5000, 7000, 20000, 50000 civarlarında Bodrum'da oda fiyatları var. Günlük konaklama fiyatları var. Yani bu da yani saçma bir durum aslında. Evet, şimdi bir de Yusuf Bey, şimdi şöyle çok güzel bir konu yine bu. Şimdi sadece otel fiyatları değil, bunun yanı sıra bu bölgeler, turizm bölgelerinde bildiğiniz üzere kiralık evler, villalar, müstakil yerler var. Bunların fiyatları da son bir yıl içerisinde değerli izleyicilerimiz, kiralık evlerin geçen yıl haftalığı 3-4 bin liraya verilen yerler şu anda haftalık 20-25 bin lira. Üstelik sadece ev, içerisinde yemek yok vesaire, hiçbir şey yok. Sadece konaklıyorsunuz, bu evi kiralıyorsunuz. Bu fiyatlar da çok yükselmiş durumda. Yusuf Bey, sadece otel fiyatları değil. Evet. Mutlaka bakmışsınızdır Türkiye'ye gelmeden önce. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya dün bir arkadaşımla konuştum. Bir aylık bir villa kiralaması yapmış. 130 bin TL ödemiş. Bir aylık. Bir aylık. Yani şu an... Bu rakam size göre, Türkiye'ye göre uçuk değil mi? Çok uçuk bir rakam. Ciddi. 130 bin lira diyorsunuz. 13 bin TL. Euro. Evet, 13 bin euro civarlarında bir... Nasıl bir villa mesela? İzleyenlerimiz şimdi diyordur, yani, oha, evet, 13 bin euro nasıl? Yani orta halli, iki katlı, dubleks, işte havuzu olan... Çok lüks değil ama yeni, hani kullanışlı bir villa yani. Şimdi tabii
Allah olan herkese versin ama 13 bin euroya bir aylık, yani aslında Yusuf Bey'in söylemek istediği acayip şekilde fiyatlar artmış vaziyette. Mesela geçen yıla göre tahmin ediyorum ki bu villanın aylığı 3 ya da 4 bin eurodur maksimum, değil mi? Şu anda bir de çok talep var yani. Evet, bir 30-40 bin civarlarındaydı geçen sene bu tip villalar. TL 30-40 bin TL civarlarında, işte bu sene bir 100-150 bin bandında seyrediyor. Peki siz Almanya'dayken ya da yurt dışında başka yerlere gittiğinizde, başka ülkelere gittiğinizde Türkiye'ye göre kıyasladığınızda Türkiye'nin fiyatları, örneğin Yunanistan, oraları biliyor musunuz? Fransa vesaire kıyasladığınızda, o yani Akdeniz şeridindeki ülkelerle Türkiye'nin fiyatları onlara doğru mu gidiyor ya da geçti mi? Ne durumda sizce? Türkiye'nin fiyatları zaten Avrupa ile aynı seyrediyor zaten her zaman. Yani bir Yunanistan'da harcadığınız parayla Türkiye'de harcadığınız para aynı. Yani hiçbir fark yok. Bakın değerli izleyicilerimiz, şimdi anladığım kadarıyla siz bu ülkelere gittiniz, gördünüz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz hep ne diyoruz bu ekrandan? Diyoruz ki Türkiye'ye gidin, paramız Türkiye'ye gitsin, bizim vatanımızda falan, ama şimdi deniz aynı deniz. Şimdi arkadaşım gösteriyor. Karşı taraf Yunan adaları. Şimdi aynı balık, aynı deniz, aynı rüzgar, kum aynı kum. Bakıyorsunuz bizim bu tarafta balık ürünleri çok pahalı. Mesela balık restorana gittiğiniz zaman yani herhalde bir 4 kişi 1500-2000 liradan aşağıya kalkamıyorsun. Karşı tarafa daha gittiğinizde fazla. Daha mı fazla? Evet, daha fazla. Yani 2000 civarlarında. Yani bir porsiyon kalamar 150 TL alınıyor. Yani ana balığı söylemiyorum, ara sıcaktan bahsediyorum. Bir porsiyon kalamar sadece 150 TL. Yani şimdi bu fiyatlar değerli izleyicilerim, 150 TL. Karşı tarafa gittiğinizde Yunanistan'da inanın o kadar değildir. Yani 5-6 euro, 7 euro falandır yani. Aynı denizde, aynı yerde tutuyorlar. Evet. Yine enteresan bir şey söyleyeyim Yusuf Bey size. Şimdi biliyorsunuz bizim Bodrum tarafı, işte Kos vesaire Yunanistan'ın ana karasına uzak yerler. Türkiye'ye daha yakınlar. Şimdi pandemi nedeniyle geliş gidişler öyle kolay değil ama bu Yunanistan'daki restorancılar Türkiye'deki pazarlara geliyorlar. Bodrum pazarına, işte Milas'a vesaire geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Sonra Kos'a gidiyorlar. Orada bizim turist Türklere satıyorlar. Ve düşünün yani Türkiye'den gelip alıyor ama bizim buradaki restoranlar vesaireler o karşı taraftan daha da pahalıya bir durum söz konusu. Bu da gerçekten hani şu var. Bir gelen bir daha gelmez o zaman. O zaman da turizmciler ağlıyor, diyor ki iş yok, işte şu yok, bu yok diyorlar ama fiyatlar yerinde durmuyor. Hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Her şey çok yüksek. Gerçekten seneye bu kadar turist geleceğini ben zannetmiyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin diyelim. Peki Yusuf Bey, şimdi ülkemiz biliyorsunuz koronavirüsten ciddi anlamda etkilendi. İşsizlik var vesaire var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, baktığımızda da şöyle bir çarpıklık var. Bu kadar işsizliğe rağmen, bu kadar probleme rağmen özellikle turizm noktalarına baktığımızda inanılmaz bir yoğunluk var. Bakın şu anda iğne atsanız yere düşmüyor. Fiyatları az önce Yusuf Bey sizinle tek tek konuştu. Yani bir kişi gidip orta halde, öyle lüks bir yer falan değil arkadaşlar. Yani gittiğinizde 1500-2000 liradan aşağıya 3-4 kişi yemek yediğinizde kalkamıyorsunuz. Bu da ciddi anlamda rakam. Yani Türkiye'de asgari ücret bekarlar için 2825 lira. 4 kişi bir yere oturup 1500 lira hesap ödüyorsa burada bir sıkıntı var demek. Herkes tabii ki bütçesine göre hareket eder vesaire ama Bodrum, Marmaris gibi, Fethiye gibi, işte Çeşme, Alaçatı gibi. Nasıl oralarda peki fiyatlar nasıl? Alaçatı? Yani birkaç gün bulundum oralarda. Buralar Bodrum'la aynı seviyede, belki biraz daha yüksek Alaçatı özellikle. Fiyat konusunda şu an yani Türkiye'nin en pahalı yeri diyebilirim şu an Alaçatı. Gerçekten ben biraz da araştırmayı seven bir insanım. Bakarım ederim. İşte Almanya'dan arkadaşlarım arıyor. İşte soruyorlar bana. Fiyatlar nedir? Otel fiyatları. Onlar da gelmek istiyorlar. Bütçeleri daha kısıtlı arkadaşlarım var. Onun için bayağı bir sıkıntı yani bu durum. Gerçekten şöyle bağlayayım konuyu. Türkiye günden güne girdaba giriyor. Bu girdap içinde de biz inşallah boğulup gitmeyiz. Gerçekten insanlar çok zor durumda. Çok zor yaşıyorlar. Bizlerin kalabalık olduğuna bakmayın. Gerçekten bu insanlar kredi ve kredi kartlarıyla geçinen insanlar. Maaşlarını özellikle alıp kredi kartlarına yatıran insanlar. Avrupa'da da var mı öyle bir şey? Bu kadar kredi çekiliyor mu? Avrupa'da bu kadar kredi yok. Avrupa'da bu kadar kredi kartı da yok.
burada herkesin elinde 10 tane kart var. Yani Avrupa'da 10 kartı olan insanlar çok büyük iş adamları. Evet, gerçekten dolayı... değerli izleyicilerimiz, Yusuf Bey aslında hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi de bildiğim kadarıyla çok iyi bilen birisi. Herhalde işiniz nedir efendim sizin Almanya'da? Kargo işi yapıyorum. Peki, yani daha iyi anladığım kadar uluslararası bir şeyiniz mi, işiniz evet, mi? Evet, uluslararası bir kargo şirketinde ortaklığım var. Peki, siz ülkeleri kıyasladığınızda, Türkiye'deki bu hayat şartlarıyla mesela diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda Türkiye iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi, yani negatif yönde mi? Negatif tabii ki. Yani bunu sormuş olmanız bile, yani siz de yaşayan bir insan olarak siz de az çok biliyorsunuz. Yani çok sıkıntılı gerçekten, ama günden güne çok kötüye gidiyoruz. Allah sonumuza hayır etsin diyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, hakkımızda hayırlısını nasip etsin diyoruz. Yani şimdi değerli izleyicilerimiz, ben Yusuf Bey'e bir katkı sunmaya çalışayım. Şimdi maalesef Türkiye'de şöyle bir şey var. Olmayan paranın saltanatı sürülüyor. Ne demek olmayan paranın saltanatı? Cebimizdeki plastik kartlar olmayan paranın sefası. Sanki o paralar geriye ödenmeyecekmiş gibi insanlar harcıyorlar marketlerde, çarşıda, pazarda. Ama sonra asgari ücreti ödemeye çalışıyor, kredi kullanıyorlar vesaire. Özellikle bakın, Türkiye'de kredi kartı borcu olmayan ya da kredi borcu olmayan çok az insan var. Kredi kartı borcu olmayanlar şanslı, kredi borcu olmayanlar şanslı. Bunun da anlamı şu: bu ülke bir banka cenneti. Bankalar için Türkiye bulunmaz bir nimet. Özellikle borcunu ödemeyen insanlar Türkiye'de, değerli izleyicilerimiz, maalesef bankaların en çok sevdiği insanlar. Evet. Borcu borçla kapatma yöntemi. Peki evet, bu turizm noktalarında da bu şekilde mi? İnsanlar kartla mı ödüyorlar efendim? Nasıl? Yani şu an esnafları dolaşın, %10 nakit harcama söz konusu değildir. Yani %90 kredi kartlarıyla harcama yapıyor insan. Siz Avrupalılar nakitle mi ödüyorsunuz? Evet, nakit ödüyoruz. Avrupa'da nasıl? Avrupa'da çok kredi kartı geçmiyor. Yani çok kredi kartını kullanmaz insanlar. Parası olduğu kadar harcar, parası olduğu kadar yaşar. Bizim ülkemizde biraz da bu konu biraz işte görsel basının, işte sosyal medyanın etkisiyle insanların daha hür, daha güzel bir hayat sürmesi için kendini bir takım, yani bir nebze borç batağına sokması aslında. Yani bu da insanların işte geliriyle orantılı bir harcama yapmadığından dolayı bir ileriki günlerde ekonomik olarak onlarda bir sıkıntı teşkil ediyor. Peki Yusuf Bey, şimdi baktığımızda şimdi borçla yaşıyor insanlarımız vesaire. Peki Türkiye'de de Almanca'da dediğimiz tırnak içerisinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok büyük paralar kazanıyorlar. Ondan sonra çok zenginler, krallar gibi yaşıyorlar. Bir elleri balda, bir elleri yağda mı? Siz Avrupa'da böyle misiniz? Hayır, değiliz. Avrupa'da biz her şeyimiz ölçülü, her şeyimiz kısıtlı. Yani ihtiyacımız kadar alırız, ihtiyacımız kadar yeriz. Ya burada bir saltanat durumu var, evet. Biz kesinlikle öyle yaşamıyoruz Avrupa'da. Peki Yusuf Bey, korona nedeniyle az önce konuştuk. Avrupa'da markette, çarşıda, pazarda fiyatlar arttı ama ona rağmen insanları, Türkiye ile yaşayan insanları, bu işçilerimizi, emeklerimizi kıyasladığımızda Avrupa'daki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Mesela bundan sonra emekler sıkıntı yaşar mı? İşçiler bu sıkıntı yaşar mı? Bir de şöyle, yani bundan sonra peki Avrupa'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ekonomik olarak daha mı zor olacak Avrupa? Yani tüm dünya zordu aslında. Yani tüm dünyada bir aslında bir ekonomik sıkıntı var. Yani İspanya'yı gördük korona zamanı, İtalya'yı gördük. Yani hastanelerin yetersizliklerini gördük. Ondan sonra insanların mağdur edilişlerini gördük. Her şeyi gördük yani. Evet, ondan maalesef dolayı bu orada da sıkıntı, burada da sıkıntı. Yani altyapı olmadan hareket ediyoruz. Yani inşaat altyapısı, yol, hastane, işte ne bileyim, yani halkın yetecek ihtiyaçları kadar altyapımız yok bence. Ondan dolayı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Peki bir önemli soru daha izninizle. Peki Türkiye'de
Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Almancı gözüyle tırnak içerisinde görüyorlar, az önce söyledim. Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza nasıl bakıyorlar? Siz bu şeyi algılayabiliyor musunuz? Nasıl görüyorlar? Yani bir para kaynağı olarak mı görüyorlar? Evet, yani turizm noktalarında. Turizm noktalarında özellikle ben söylemiyorum Almanya'dan geldiğimi. Yani fiyatlar 2-3 kat artıyor hemen. Bunda tabii ki en önemli etkisi işte bazı vatandaşlarımızın işte gösteriş merakı. Yani biz eskisi gibi Avrupa'da kazanmıyoruz. Bunu net olarak söylüyorum buradan. Eskisi gibi yaşayamıyoruz. Eskisi gibi özgür hareket edemiyoruz. Bunu net bir şekilde burada söylüyorum. Yani kimse bizi öyle görmesin. Fiyat neyse o. Bakın değerli izleyicilerimiz, giriyorsunuz. Eğer Türkse mesela, Türkiye'de yaşayan biriyse, fiyatları daha düşük söyle. Her yer için söylemiyoruz. İşini dürüst yapanlara lafımız yok. Evet, evet. Ama pek çok yerde yabancıya karşı, yabancı turiste, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza farklı gözle bakıldığını ben de gözlemliyorum Yusuf Bey. Evet. Yani bu bizi gerçekten rahatsız ediyor. Yani gerçekten katı bir şekilde söylüyorum. Biz eskisi gibi kazanmıyoruz, eskisi gibi yaşayamıyoruz, eskisi gibi hareket edemiyoruz. Onun için bizlere karşı biraz daha toleranslı, daha bize karşı biraz inisiyatifli davranırsalar seviniriz. Ya herkes için söylemiyorum ama bazı kurumlar, bazı yerler, bazı restoranlar, otellerde hemen bir ön yargı, Almancı parası var. İşte bizim 10 katımızı kazanıyor mantalitesiyle hareket ediyorlar. Bizim orada giderlerimiz çok fazla. Gelirimiz evet Türkiye'ye göre iyi. Biz Türkiye'de kazanıp Avrupa'da kazanıp Türkiye'de yemiyoruz. Biz Avrupa'da kazanıp Avrupa'da yiyoruz. Yani onun için insanlar bu algıdan kesinlikle kurtulması gerekiyor. Yani biz işte yılda 15 gün, 20 gün, 1 ay işte memleketimizi görmeye geldiğimizden dolayı bize de burada bu şekilde davranılmasını istemiyoruz yani. Evet, şimdi değerli izleyicilerimiz, özellikle Avrupa'yı bilmeyenler, bilenler zaten biliyorlar. Şu anda özellikle Almanya'nın, mesela Almanya'dan örnek verelim, en çok Almanya'dan izliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde değerli izleyicilerimiz, ev kiraları Frankfurt'ta, Berlin'de, Köln'de gibi kalabalık olan yerlerde ev kiraları uçmuş durumda. Şu anda evinden çıkmak zorunda olanlar, yaşayabilecekleri bir yeriz 900 bin eurodan aşağıya kira yok. Şimdi vatandaş alıyor zaten 2000 euro maaş. 800-900 eurosunu kiraya verdiği zaman çoluk çocuğu var, o su var, tamam sosyal yardımlar var ama eskisi gibi bir durum söz konusu değil izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz. O nedenle turizm noktalarında gelen, Avrupa'dan gelen ya da yurt dışından gelen insanların cebinde sonsuz bir para yok. Mutlaka bunun da bir limiti var. Ama maalesef bazı işletmelerde şunu görüyoruz değerli izleyicilerimiz, yurt dışından gelenlere bir para kaynağı olarak görüyorlar ve bu insanların ceplerinde de sonsuz bir paranın olduğu gibi bir yanlış algı var. Evet. Üzücü bir durum bu. Yusuf Bey de bu sistemini dile getirdi. Özellikle Türkiye'nin sahilleri, Akdeniz, Ege sahilleri, Marmara sahilleri turistlerle ayakta duruyor. Kahve söyler misiniz? Hal böyle olunca şöyle bir tablo çıkıyor ortaya değerli izleyicilerimiz. Mutlak surette herkesin makul çerçevede bir fiyat skalasına ulaşması gerekiyor. Biz bunları söylerken bedava verin demiyoruz. Bu işletmelerinde gideri var. Bunları biliyoruz. Çocuk değiliz. Evet. Ama gelinen noktada şunu söylememizde fayda var. Biraz vicdanlı olmak gerekiyor. Evet. Fiyatlar uçmuş vaziyette. Yani ben, bakın ben bilakis Yusuf Bey'le yurt dışında yaşayan vatandaşımızla konuşmak istedim ki onların gözünden hani görün diye. Şimdi buradaki tabloyu ben de görüyorum. Şimdi yürüyoruz. 100 metre yürüdüğünüzde değerli izleyicilerimiz, şezlonglarda yer yok. Bir şezlongda girip uzanacağım deseniz 150 lira. Oturup soğuk bir içecek içeceğine dedi en az 50 lira. Şimdi 4 kişilik bir aile sadece bir gün arkadaşlar, sadece plaja gelme masrafı 1000 lira. Baktığınızda bu yiyecek içecek, sevdiklerine hediye alacak. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yani sadece buraya Türkiye'ye gelmekte bitmiyor ki bu masraflar. Dünyanın parası. Yusuf Bey, siz kaç hafta kalıyorsunuz Türkiye'de? Yani maksimum bir ay kalabiliyoruz. Maksimum. Şimdi bir ay, 4 kişilik bir ailesi olduğunu düşünelim. Şimdi bir ay günde 1000 liradan değerli izleyicilerim 30 bin lira yapar. Uçak bileti, otel masrafı, onlar bunlar. Günde 1000 lira imkanı yok. Günde 1000 lira zaten, ya günlük bizim minimum harcamamız
4000 lira civarlarında yani. 4000 çarpı 30, 120, 12 bin euro. Şimdi bu insanlar cebine 1000 euro ile koyup gelmiyorlar. 12 bin euro, bakın 4 kişilik bir aileden bahsediyoruz. Hadi 10 bin euro diyelim. Araba masrafı var, o su var, bu su var. Şimdi bu insanlar bu kadar para bırakırken, yani dünya kadar para bırakırken, buraya her döviz bırakırken, bu insanları kalkıp çok özür dilerim tırnak içerisinde kazıklamak gibi bir şeyin içerisine girmek de doğru değil. Bu sene Yusuf Bey geldi, bu fiyatlar şimdi dönecek. Almanya'ya diyecek ki ya kardeşim fiyatlar çok pahalı, bu sene ben Almanya'ya Türkiye değil de Yunanistan'a gideyim diyecek. Ne olacak o zaman, turist gelmeyecek. Tamam, bir sefer kazıklandı, iki de kazık, üçüncüye kazık yemez. Özür dilerim, hani kusura bakmayın ama ben olsam öyle düşünürüm. Siz ne düşünürsünüz? Çok haklısınız. Yani daha alternatif yerlere bakarız. Tabii memleketimiz, gelip görmek istiyoruz. Daha yani turistik tatil değil de burada akrabalarımızı ziyarete geliriz. Turistik tatillere başka yerlere gitme durumunda kalabiliriz. Yani tabii biz istemiyoruz böyle bir durumla karşılaşmak ama işte şartlar evet bizi buraya da götürebilir yani. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef turizm noktalarındaki durum bu. Ben size çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Sanıyorum ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız adına onların sesi oldunuz. Sağ olun, var olun. Size sağ olun, çok teşekkürler. Hoşça kalın.